Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugünkü konuğumuz çok değerli sanatçımız Berdan Mardini. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Hayırlı olsun sizlere de. Teşekkür Samimihaber.com takip ettiğimiz ve bildiğimiz bir haber sitesi. Ve kıymetli sahibini de çok seviyoruz. Onu da çok samimi bulduğumuz için zaten buradayız. Hepinize hayırlı olsun inşallah. O zaman samimi sohbetimize hemen başlayalım istiyorum. Ben zaten her zaman samimi sohbetler ve doğa sohbetler yaptım. Burada da ismiyle olmuş olacak sadece, o kadar. Öncelikle sürekli gündeme geliyorsunuz aslında, her ay, her hafta diyebiliriz ki evet. Yakın dönemde de işte spor yaparken paylaştığınız paylaşım olsun, pembe giyiminiz, sürekli gündemdesiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Pembe giymişsiniz siz de maşallah. Evet. Bugün ben bir şeye bağlamıyorum yani, pembe giyip beni toplum, yani sosyal medyada ben sonuç itibariyle sosyal medyayı kullanan aktif kullanıcıyım ve sanatçı olduğum için, şarkı söylediğim için, takipçilerim ve beni sevenler için bir takım paylaşımlar yapıyorum. Ama bunların bu kadar gündem olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani renklerin cinsiyetçi davranması benim çok hoşuma gitmiyor. Hı hı. Yani işte pembe kıza, mavi erkeğe hep çocukluktan beridir bir durum vardır ama aslında renklerin bir tarafa çekilmesi benim hoşuma gitmiyor. Hani ben şimdi şeyi söyleyeceksiniz, karışık renkler, işte olay şuraya gidecek, buraya gidecek, ben onu da istemiyorum. Ben yanlı değilim. İnsanların yaşantısına da saygı duyuyorum ama hiçbir tarafın da yanlısı değilim. Kendim ne fikrimde, düşüncemde ne varsa onu yapıyorum. Dolayısıyla ya bu Berdan Mardin olduğu için herhalde pembe giyiyor. İşte zaten meme kanserine sembol olduğu için, o futbol topu pembe bir figür olarak yansıtıldığı için, benim yengem de meme kanseri ne yakalanmıştı geçen sene geçirdiği ve pembe alıp giyince kaza aynadan fotoğrafı çektim, aklıma o geldi. Meme kanseri ne ithafen yani, o resmi paylaştım ama sonra doktorum bana çok güzel bir ayakkabı almıştı, pembe ayakkabı. Sonra ben o ayakkabıyı giydim. Bu sefer yine gündem oldu. Şimdi Berdan Mardini, Mardinli, Doğulu, Kro, Türkücü, Kürt, Kürtçe söylüyor. İşte TRT Kürt'de program yaptı bir dönem. Bir dönem yaptım, şu an iki senedir yapmıyorum program. O konular daha farklı. Şimdi insanlarda böyle bir algı, herkes için böyle bir bakış açısı yarattıkları için geçmişten bu yana. Ne oluyor? İşte Türkücü giyince doğru olmuyor. Ama mesela işte aynı ayakkabı, pembe ayakkabı popçu giyiyor. Ya da işte bir diğeri giyiyor, ona yakışıyor, onun için ses yok. Ya aykırısın sen yani bu konulara. Aslında yaptığınız işin sonucu olarak bilinir olmanız, takipçi kitlenizin fazla olması ve sosyal medyanın vazgeçilmez bir parçası olması gündelik hayatın, insanların size bu kadar müdahale etmesi hakkını vermiyor. Rahatsız edici olan boyut bu. Ya bana müdahale değil bu. Onlar kendi fikirleri, eleştirilere açığım ama hakaret derecesine küsur. Yani linç edince varınca. Evet, noktasına. Ama gündem olacak mı bilmiyorum. İşte spor yaparken İşte tight giydi. Ya tight'ı ben giyip AVM'ye mi gidiyorum? Ben tight giyip sokakta mı dolaşıyorum Allah aşkına? Tight'ı zaten spor yaparken, koşarken bir ek aktivitede tight giymek zaten daha doğru oluyor benim için. Çünkü sıkılaştırma özelliği, tutma özelliği, terletme özelliği olabiliyor. Hani bol eşofmanlar da var diyorsunuz bunun için. İşte sauna eşofmanları diye, ama onlar zaten ses çıkartıyor, rahatsız ediyor. Bunun için kimseye hesap vermek zorunda da değilim yani. Ama bilinen bir insan olduğun için sonuçta bu noktalara kadar geliyor. Dolayısıyla bu gündeme gelme konularını ben şuna açıklamalarımı yaptım zaten. İnsanlar kendileri gündeme getiriyor. Yani ben gündem olmak için bir şey yapmıyorum. Ben normal yaşantımı sergiliyorum. Normal hayatımı sergiliyorum. İşte giyiyorum. Bugün bunu giymişim. İşte ne bileyim, hoşuma gidiyor kazak böyle. Değişik giyinmeyi seviyorum. Kendimi değiştirmeyi seviyorum. Fikirler her zaman aynı kalmayacak ki, bir takım şeyler değişecek. Dolayısıyla da gündeme gelmeyi de işte ne diyorsunuz? İşte pembe kazak, tighter, odur budur. Bunları zaten çok konuştum ben. Doğallığımla hareket ediyorum. Onlar da çıkıyor bir şekilde. Ne bileyim ya Allah. Yine çok konuşulan bir konuda aslında, yılbaşına da bu kadar az zaman kalmışken sanatçılarımız çeşitli yerlerde sahne alacak. Kazançları her yıl olduğu gibi yine haber oluyor. Kazanç demişken de aslında TikTok'taki ünlülerle ilgili de Mehmet Ali Erbil üzerinden belirli haberler çıktı, biliyorsunuz sizin yorumunuzun. Evet, çıktı. Üstüne. Ben orada söylediğim şuydu aslında: alan memnun, satan memnun. Bir de
saçma sapan işlere para harcayabiliyorsa insanlar, yani millet bu iş için böyle bir salaklık yapıyorsa ünlüler ne yapsın noktasını konuştuk. Ama onu ben yılbaşı büyük rakamlar veren yerler için de aslında söylemiştim. Fakat burada salak noktası yanlış anlaşılmış olabilir. Şöyle, yani ben paramı boşa atan bir insansam, paramı boş yere şekilcilik için, görsellikcilik için harcayacak bir insansam, kendim için harcamıyorsam bence ben salak bir insanım yani. Yani milletin nezdinde de öyle olmalıyım. Dolayısıyla adam, kadın, yani çok örnek bir isim vermeyeyim. Kadının 2 milyon takipçisi var bir arkadaşım. Açıyor, vallahi kendisi açıyordu. Bazen gösteriyordu gözümün önünde. 1000 dolar, 2000 dolar para kazanıyordu yani bir açışta falan filan. Ne yapıyorsun diyordum. İşte bunlar diyordu şey atıyor. Çeşitli bu salaklar gözüme girmek için hediye atıyor bana diyordu. İşte uçak, gemi, bilmem ne falan dedim. Hakikaten yani bunlar sırf ismi okunsun, senin gözüne girsin diye 5000, 10000. Ama şöyle söyleyeyim. Parayı zor kazanıp da ben görselcilik, şekilcilik yapacağım deyip atanlar, işte bizim gibi olanlar, tamam o kelimeyi hak ediyor. Ama ben parayı havadan kazanmışım, çok param var, birinin gözüne gireceğim, alan memnun, satan memnun, zaten bize ne mevzusu ortaya çıkıyor. Ben bu konunun çok konuşulması ve hani ne oldu, insanlar böyle böyle diyor, ekonomi bilmem ne durumda, şu pozisyonda falanları konuştuktan sonra o zaman dedim millet salak, yani o zaman bu pozisyonda olup da atıyorsa salaklık yapıyor demektir. Dolayısıyla şuna hiçbir zaman ben karışmıyorum. Alan memnun, satan memnun mevzusu vardır ya. Yani adam açmış, kadın gözüne girmek için ismini söylüyor kadına. Kadını seviyor, hayranı, belki hoşuna gidiyor. Hani belki bir yemeğe mi çıkarım, tanışır mıyım? Ben paramı harcayayım orada, adamın parası çok harcamış, ben ne yapayım şimdi? Ama sen zor kazanıp ekonomik şartları hem söyleyip hem bu noktaları tekrarlıyorsan sen salak bir insansın. O da söylüyor o arkadaş da, işte efendim Ahmet teşekkürler, Ahmet 10 kere Ahmet, 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 hop Ahmet DM'den yazıyor, numarasını atıyor, hop eğer zaten onun da içinde öyle bir durum varsa yapıyor, valla bana gösteriyordu DM'den, bak işte bu kadar salak var diyordu, ben de paramı alıyorum geçiyorum diyordu. Yani böyle durumlarla karşılaştım. Mevzuyu yanlış yere hemen çektiler. Param var, paramı kolay kazanmışım, gözüne girmek için bunu yapıyorum. Ya da işte ben bir barda şampanya da patlıyorum. O zaman o da mı salak? Hayır tabii ki. Ben yani ekonomik şartları eleştiren, parayı zor kazanıyoruz, işte ekmek şu kadar, peynir bu kadar deyip de TikTok'ta ünlülerin gözüne girmeye çalışıp ben ufak ufak gül atayım, para atayım diyenlere, yani bunu kendim yaparsam da ben de salak bir adam olmuş oluyorum diye açıklık getireyim buna. Alan memnun, satan memnun, bizi ilgilendirmiyor. Şey gibi, ünlülerin yılbaşı rakamları bu kadar, ya sana ne kardeşim, adam bu kadar rakam istiyor, gelen kitlesi de var, öbür adam da veriyor, işte Tarkan şu kadar istiyor, Özcan bu kadar almış, bir Hakan bu kadar almış, diğeri o kadar almış. Ya bugün Ronaldo 200 milyon euroya anlaşma yapmış, biliyor musunuz? Ronaldo'nun aldığı para, ünlülerin aldığı para dediğimiz zaman bu paraya bakacaksınız, bizimkilerin ya da bizlerin aldığı paracık arkadaşlar. Ya 200 milyon euro nerede? O ünlülerin şimdi yılbaşında alacağı para nerede? Para. Sonra da diyorsunuz ki ünlüler işte şu kadar para alıyor, bu kadar para alıyor. Konu aynı. O Ronaldo dünyaya hitap etmiş. Türkiye'deki sanatçıları da Avrupa'da ve burada tanınan var. Rakamlar değişik sadece. Ama o rakamı o adam niye veriyor o futbolcuya? Kendi reklamını yapacak, markasını tanıtacak. Yine kazanç sağlamış. Bir hesap aslında yapıyor. Ben bu ünlü adama bu kadar parayı verirsem, ulan para kazanmasam da en azından ünlü, dünyaca ünlü bir starı buraya getirmişim ve bu kadar lira vermişim, bir adım çıkacak, bir yerlere çıkacağım, bir şey olacağım. Bir kulüp olarak ya da diğeri. Ünlülerin de yılbaşı veya diğer konserlerinde de para kazanmasa bile o isimleri, o markayı oraya getirme gibi durumları söz konusu. Yani biz 20 sene bir markaya niye bu kadar para yatırıyoruz? Berdan Mardin olmak için, ayakta durmak için biz para harcıyoruz. Dolayısıyla aslında benim fikrimce her ünlünün gittiği yerde istediği parayı isteme hakkı vardır. Alan memnun, satan memnunsa sıkıntı yok. Gelen kitle de gelmişse hiç problem yok. Dolayısıyla bizimkiler paracık kalıyor bu. Ronaldo alıyor işte 200 milyon dolar, sıkıntı yok.
Aslında tüketimden söz ettik, tüketimin başka bir yere doğru evrilmesinden konuştuk dijitalleşmeyle. Peki bunun evet. aynı zamanda sektör etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha çok açayım. Artık 10-14 şarkılık şarkı çıkaran, albüm çıkaran sanatçılarımızın sayısı da oldukça azaldı. Çünkü tüketim alışkanlığı da buna hizmet etmiyor bugün. Siz nasıl yorumluyorsunuz sektörün geldiğini? Yani dijital sektörü mü diyorsunuz? Evet. Dijitalleşmenin aslında sizin sektörünüze de etkisini. Ya bizim sektörümüze etkisi bence daha iyi oldu. Eskiden kaset satıyorduk, CD satıyorduk. Korsanlar vardı. Korsanlar gidiyor. Şirketlerle anlaşıyorduk. Bilmem şu oluyordu. Şimdi dijital ortam herkese kendini ispatlama ve şirket kurma, kendi yapabilme fırsatı verdi. Bence dijital ortam olması bizler için daha iyi oldu. Ama dijital ortamda kendini ünlü zannedip, işte kendini ünlü yapıp birçok kötü şeylere karışan insanları tabii tasvip etmiyorum. Ama ekonomi anlamında şimdi bizim her dijital platformda dağıtılan mağazalarımıza anlaştığımız şirketlerle haklarımız yatıyor ve o hakları da biz para olarak geriye almış oluyoruz. Ha, belki çok büyük paralar şu an değil ama yavaş yavaş daha büyük noktalara ilerliyoruz. Bence bizim sektörümüz için çok iyi oldu yani dijital platformlar. Çocukların kendini göstermeleri, yeni şarkılar, yeni klipler, yeni oyuncular çıkma noktasında iyi oldu yani. Bir sürü insan çıktı bu şekilde. Yani evet, fırsat bulabildikleri doğru ama bir yandan da çabuk tüketmeye başlamadık mı? Ama hep çabuk tüketiyoruz. Bir şarkı çabuk çıkıyor ve artık ne kadar süre dinleniyor? Hep çabuk tüketiyoruz. Yani ben hiç eskiden de hani kalıcı tüketildiğini görmedim ki bir şeyin. Yine bir kaset çıkartıyordun, 10 şarkı. Onu da hemen dinliyorlardı. Seneye başka bir kaset. 10 şarkıyı böl, ayda bir şarkı zaten. Yani 12 şarkı, ayda bir şarkı. Senede bir yapıyorduk biz albümleri. 1,5 senede bir. Çabuk tüketim zaten var. Hep var. Dünyada da var yani. Bunun sürpriz projeleriniz var mı peki şu önüne anda? Önüne geçemeyiz. Sürpriz projelerimiz var. Olacak. Daha devam ediyor. Şarkılarım, kliplerim devam ediyor. Ben zaten Mardin'de çok güçlü bir yatırım yaptım. Kozmetik fabrikası kurdum. Gül ve lavanta, yağ ve suyu üretimi, ham maddesi üretiyorum. Şimdi kendi markam Berdan Madeni markasıyla geçen sene kısmet olmadı bir takım talihsizliklerden dolayı. İşte onlar bunlar diğerleri yok işte bir iki tane şuursuz amcam diğerleri falan bayağı bir üstümüze geldiler. Bu konuda itibar suikasti falan yaptılar. Onun dışında şimdi Nisan'da kendi markamla kozmetik ürünlerini çıkartacağım. Hayırlı olsun diyelim. Çok şimdi. Teşekkür ediyorum. Onun dışında da bir iki sürpriz projem var. İnşallah zamanı gelince onları da söyleyeceğiz. Güzel olacak yani her şey. Müzik yasağı hala çünkü devam ediyor biliyorsunuz evet. saat 1'den sonrası için. Müzik yasağı. Ünlü isimlerden tepki de gelmişti bu duruma. Çünkü sektörel anlamda hem sanatçı hem de ekipler, mekanlar etkileniyor diye. Doğru. Bir de bunun pandemi gerekçesiyle getirilmesi de tartışma konusu oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya ben ne söyleyebilirim ki? Müzik yasağının olması tabii ki doğru değil. Ama yasağı neye göre düzenlenildi, neden devam ediyor, hala niye bu pozisyonda onu bilmiyorum. Onu büyüklerimiz, siyasilerimiz açıklamalı bence. Yani bu müzik yasağı niye hala devam ediyor diye açıklamalılar. Madalyonun bir tarafı bu. Madalyonun öbür tarafları da var. Şimdi müzikle alkol, alkol, bar, müzik, DJ, sanatçılar, şarkılar. Evet. Mesela bana sorsan şahsen ben bir de sahnede inmeyi tercih ederim. Yani ben bir de başlayıp dört de sahneden inmeyi tercih etmem. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten gece sahneye çıkacaksın. Sestir, yorgunluktur. Ya 11'e, 12'ye, 1'e kadar. Ben eskiden 2'de gece sahneye çıkıyordum. Sabah 4'te, 5'te iniyorum. Şu an inanamıyorum biliyor musun? Ve inan bana sanki son durak gibi. Yani o kadar içen, kendini kaybeden böyle insanlar vardı ki gelen gidenler. Yani artık nefret etmişim. Allah'ım yani ben böyle bir daha çıkmayayım böyle yerlerde deyip dua ediyordum. Şunu rica ediyorum insanlardan. Ne olur bilinçli eğlensinler. Hani bilinçli içsinler, bilinçli otursunlar, bilinçli kalksınlar. Yani ülkemizde oturduğumuz, bulunduğumuz yerlerde çok içmeyi bilmeyen cahiller de var. Kültürsüz insanlar bilen, aklı başında iki kadehini içip doğru düzgün sohbet etmeyi bilen insanlar da çok var. Ben bunları da ayırmak istiyorum. Aslında bazı restoranlara gittiğim zaman alkollü alkolsüz diye ayırmaları var ya. Aslında onu doğru buluyorum biliyor musunuz? Yani niye? Çünkü adam alkol içiyor. Adam karısıyla geliyor, çocuğuyla geliyor ya da sevgilisi geliyor. Öbür masadan ikide bir küfür ediyor.
küfür ediyor, konuşuyor, bağırarak küfür ediyor. Uyar diyorsun, uyarmıyor, hop kavga çıkıyor. Zaten alkolün, bu gibi durumların yaşanmaması için. Evet. Alkolün de bir etkisi oluyor. Etki yüksek olduğu için, bir etkisi değil. Genelde öyle durumlarda oluyor. Dolayısıyla içen içmeyen kısmın ayrılması yani doğru bir durum. Ne kadar içene saygım varsa o kadar içmeyene de saygım var benim. Tabii ki. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ne kadar müzik insan dinlemeye lazımsa, müzik ruhun gıdası, gerçekten biz müzik yapıyoruz, müziksiz olmaz. Ama bunu şova çevirenler de oldu. İşte ben çıplak sesle söyleyeyim, öbürü çıplak sesle, herkes çıplak sesle, yani oturup o zaman ortamda evde oturalım, toplayalım milleti, söyleyelim gibi bir mod oluyor. Fakat iyi niyetli olmak lazım. Hiçbir şeyi kötüye kullanmamak lazım. Devletimiz de büyüktür. Devletimiz her işin üstesinden, altından kalkabilecek durumdadır. Yanlışlar olabilir, verilen kararlar doğru olmayabilir ama bunlar da düzeltilebilir. Biz insanların veya hükümetimizin, devletimizin, arkadaşlığımızda da öyle, artılarına bakalım. Hemen bir eksi de yok etmeyelim her şeyi. Yani sizle arkadaşlığım var, 10 tane artım var bana, bir tane eksin olmuş. Yani ne yapayım, bir anda sizi yok mu edeyim yani? Biraz da o eksiği de artıya çevirmeye çalışalım azıcık. Yani daha ılımlı, daha anlamlı, daha ülkeci, daha birbirimize bağlayıcı olalım. Çok muhalif olup hemen kavga ederek bu ülkede hiçbir şey elde edemeyiz. Sorunları konuşarak çözebiliriz, konuşturtarak çözebiliriz. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben bitirmeden eklemek istedikleriniz varsa onları da alabiliriz. Yani çok önümüzde daha zamanlar var. Yeni projelerimiz var. İnşallah geri kalanlarını da daha sonra konuşuruz. Hı. Ama konuştuklarımın tabii soru ve cevap olarak yarın öbür gün karşımıza çıktığında yanlış anlaşılmasını istemem. Ben her zaman insan gözüyle bakmayı tercih ediyorum. Hayvanlarla ilgili olaylar olduğunda da mesela, evet, dövdüğünde bana diyor ki hayvan, benim evimde bir köpek var, çocuklar besliyor falan ama anlamıyor. Köpek yani, zeka yok yani. Ona komut verdirmek lazım. Başka türlü bazen davranmak, kızmak lazım. Ama sokaktaki köpekleri öldüresiye dövmek insanlık dışı bir şey. Ben nefret etmiyorum ama evimin içinde de koca koca köpekler beslemeyi de sevmiyorum. Hı hı. Sokakta köpek de çok istemiyorum. Yani ben, bu benim fikrim. Hı hı. Ama sonuçta bunların öldürülmesini, darp edilmesini, buna da bir çözüm bulunmalı. Yani işte çocuğun gidiyor okula, sokakta sokak köpekleri saldırıyor. Bu da doğru mu? Bu da doğru değil. Kontrol yani, altına alınması lazım ama tabii o son yaşanan facia görüntüleri de kınıyoruz. Tabii ki kınıyoruz canım. O insanlık dışı, vicdan kaldırmaz böyle bir şey. Yani benim vicdanım zaten hiç kaldırmaz. Ama yani köpeklerin orada dolaşmasını da doğru bulmuyorum. Yani biz herkese her şeyi dikte etmek, sevdirmek ya da bu böyle olacak, bu hayvan hakları, o bilmem ne hakkı demek zorunda, yani yaptırtmak zorunda değiliz yani. Sevmeyen olabilir. Beni mesela herkes sevmek zorunda mı? Sevmeyebiliyorlar. Ben şimdi ne diyeyim? Zorla beni sevin mi diyeceğim. Aslında insanlara saygı duymayı biraz daha öğrenmemiz gerekiyor. Ötekileştirmeden uzak bir şekilde. Konuşarak. Evet. Anlaşarak. İletişim temeli zaten. Tabii. Hemen muhalif olup ha şöyle oldu, böyle oldu, bunlar bilmem şu noktaya geldi demekten ziyade ben her şeyi aslında yazarak, dayanışmayla, konuşmayla çözülebileceğini düşünüyorum ki yeter ki o konuşma fırsatı verilsin ki, hı hı, kanunların da çıkarılacağı yer Büyük Millet Meclisi. Sen bunun içinde insan seçiyorsun. Kendi insanlarını oraya koyuyorsun. Bunların hepsi yapılabilecek şeyler. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Samimihaber.com'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Biz teşekkür ediyoruz. Samimi Analiz'in bugünlük sonuna geldik değerli izleyenler. Güncel haberlerimizi ve değerli konuklarla sohbetlerimizi kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.